Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Come on. Bugün ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ilginç şeylere bakacağız. Videonun sonunda büyük ihtimal hepsine ihtiyacımız olduğunu fark edeceğiz. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz hızlı bir şekilde video gelsin. Bu ne? Gizli bir odaya benziyor. İçeride silahlar mı var? Duvara asılı olan silah mı var? Abla odaya giriyor. Evet. Kapat kapıları, kimse görmesin. Hadi bakalım. Git diyor. Niye ya? Tamam gittim hadi. Ne? Buğulu cama döndü. Bunun nasıl olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum ama çok ilgimi çekti. Bu bir bardak altlığı ve bardak altlığının altından priz mi çıkıyor? İnanılmaz. Hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Aa. Hem de dokunmatik şarj özelliği var. Ya çok güzelmiş. Evet, şimdi bir televizyonumuz var. Bu hepimizin evinde olan bir şey. Buna ihtiyacımız yok. Arkasında gizli bir bölme olan bir televizyon mu? Neler yapıyorsunuz? İşte şimdi teknolojiden korkmaya başladım. Ve bu televizyona ihtiyacım olduğunu fark ettim. Şu anki gördüğümüz şey ise Bluetooth'lu bir bank. Yani buna pek bir ihtiyacımın olduğunu sanmıyorum. Şu an ne izliyoruz biz? Robot çay mı yaptı? Ve bunu bardaklara mı döktü? Ve bu çayı yapabilme süresi yaklaşık olarak 2 saniye falan mı sürdü? Ben şokum. Bu nedir? Ekmek mi yapacağız? Oklava mı? Aa, sanırım oklavaya benziyor. Merdane, evet. Bunca yıl boyunca nerelerdeydin sen? O oklava az mı hamura yapıştı ya? Bu ne? Koliler hareket ediyor. Nasıl bir yerse burası, koliler kendi kendine teslim edilmesi gereken yere mi gidiyor? Biraz korkunç. Evet. Evet, şimdi yine iğrenç bir robot görüyoruz. Robotlardan nefret ettiğimi biliyorsunuz. Ne bu? Ne yapıyorsun? Ha? İğrenç yer. Kokteyl yapıyormuş. Barmen robot. İğrençler, korkunç yaratıklar. Seninle masa tenisi oynayan bir robot mu? Tamam, bu biraz eğlenceli olabilir. Çünkü tek başına eğlenme imkanı veriyor bize. Ay çok tatlı. Bayağı da akıllı yalnız. Hiçbir şekilde bir sayı falan kaçırmıyor. Ama bu oyunun kazananı robot olacak herhalde. Çünkü robotla yarışamazsın abi. Muhteşem bir araba görüyorum şu an, evet. Bir tutacak. Arabanın arkasına yapıştırılmış bir tutacak. Evet, şarj edilebilen bir tutacakmış. Tamam da neden arabanın arkasında? Arabanın arkasından mı şarj ediyorsun telefonla? Zenginlik başa bela. Gerçekten zengin olduğun zaman akıl da gidiyor herhalde ya. Akılda hafif bir eksilme durumu yaşanıyor olabilir, evet. Bu tutacaktan çok arabaya ihtiyacımın olduğunu fark ettim. Ya bu muhteşem bir şey ama sadece saçımın orada kalacağı hissi beni biraz korkutuyor. Evet, burada bir bardağımız var. Bardağın bir kısmında ilacı tutma yeri mi var? Çok da ihtiyacımın olduğunu düşünmüyorum. İlaç koyup üstüne Nescafe mi koydun? Şu an ne yapmaya çalıştığınızı pek algılayamadım ama. İlaçlı Nescafe. Aa, dönüyor. Nasıl oluyor böyle bir şey? Acaba koyduğu şey ilaç değil, dönen bir top muydu? Sizce neydi? Gerçekten anlam veremedim. Bir tencere görünümü. Evet, şu an ne yapıyoruz? Tencereyi görüyoruz. Telefonumuzda. Tencere mi getireceksin masanın üstüne? Aa. Ne oldu öyle ya? Allah Allah. Şimdi aydınlandım. Mesela bu tencereyi almak istiyorsunuz ve mutfağınızda yer var mı diye ölçmek için tasarlanmış bir application gibi bir şey sanırım. Aa, bu çok tatlı. Piyano öğrenmek isteyenler için mükemmel bir icat bence. Bu ne ya? Boş metal kutu şişeleri mi? İçine ne koyuyoruz? Metal mi koyuyoruz? Bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak hissettim şu an. Çekirdek miymiş? Çekirdeği kabuğundan ayıran bir alet. Bu alete ihtiyacım da yok çünkü onun keyfi zaten kitleyebilmekte yani. Yemek getiren bir robot. Bu icatla garsonluğa son diyoruz. Gerek var mı böyle bir şeye? Sanmıyorum. Bu aleti biliyoruz ya. Çamaşırları kurutmak için tasarlanmış bir alet. Evet. Islak çamaşırı koyduğun zaman kurutuyor. Neymiş? Su altından çıkıyor. Zekice bir şey. Vay, aynı zamanda spor yapıyorsun. Böyle aletlerle gelin. Bu akıllı masaları biliyorum. Tuşa bastığınızda yükselebilen ve inebilen masalar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda şarj yeri de mi var? Çok iyi. Ama çok pahalı bu masalar. O yüzden... Bu nedir? Bir pervane. Aa, ne güzelmiş. Projektör görünümlü bir pervane mi? İnanılmaz.
bunu aldığınız zaman telefonunuzdaki herhangi bir video arkada gerçekten varmış gibi hareket ediyor. Hologramlı bir şey. Ay çok güzelmiş bu ya. Vallahi bayıldım buna. Bu cihaz sayesinde bu projeksiyonlu klavyeyi masanıza koyduğunuz zaman klavye efekti yaratıyor. Çok güzel bir şey bence ya. Buna bir ihtiyacım var. Bu nedir? Manyetik bir şey yazıyordu, evet. Manyetik ışık mı? Çok cool. Aşırı cool bir şey. Ah, dediği gibi kıskandım. Şu an bu arabaya ihtiyacım var ya. Benim şu an bu arabaya ihtiyacım var ya. Var. Bence bu alet hem evlere hem de iş yerlerine gelmeli. Ayağınızı bu aletin içine koyduğunuz zaman galoş efekti yaratıyor. Bildiğimiz galoşlardan bambaşka bir şekilde hiçbir şekilde ayağından çıkmana izin vermiyor. Şu an ise bir akıllı ayna görüyoruz. Aynanın üzerinde saat, takvim, hava durumu, notların. Vay canına, muhteşem bir şey. Haberler bile yazıyor. Spotify bile var mı? Ve aynayı uzaktan kumandayla sanki televizyon gibi kontrol edebiliyor musunuz? Vallahi güzelmiş ya. Bu ise akıllı bir Wi-Fi'ymiş. Hem ışık veriyor, hem müzik açıyor. Aynı zamanda hız testini bile yapabiliyor musunuz? Oha çok güzel. Vallahi muhteşem. Yani ondan ihtiyacım var. Sadece ihtiyacım var demekle kalıyorum. Hiçbirini alamıyorum çünkü param yok. Bu ne ya? Uzaylılar hoş geldiniz. Gerçekten gelecek geldi ya. Bunların yerde olanları var. Artık havaya da çıkarmışlar demek ki. İnanılmaz bir şey. Buna ihtiyacım yok, düşerim diye korkarım. Benim elimin ayağımın ayarı yoktur. Kesin düşerim, o yüzden ben yayan devam ya. Abla ne bağırıyorsun? Kirlettin işte orayı. Temizle çabuk. Ha neymiş? Aa, toz girmesin diye. Kapı örtme şeyi. Yani. O ne zaman böcekleri ya? Bu nasıl ihtiyacım olan bir şeymiş? Evet. Oturduk masamıza. Aa bak bu güzelmiş. Masanın içinden çekmece çıkıyor ve çekmecenin altında bir ayna var. Ay anında yapabilirsin makyajını ya. Yer de kaplamıyor, hiç muhteşemmiş. Kapı elinde. Bir tıklat kapıyı ya. Kimse var mı diye sor. Kapısız köyden mi çıktın sen ya? Akıllı kilit. Akıllı kilide ihtiyacım yok. Kapıyı tık tıklarsın. İçeride biri var mı diye sorarsın. Yoksa girersin yani. Ne gerek var böyle şeylere? Bebiş. Ne haber bebiş? Bebeği emzirirken kimse görmesin diye hem de güneş gelmesin diye arabaya takılan muhteşem bir güneşlik. Güzelmiş. Kıcışkım hadi gel bakalım yatağa. Bir yerde yatıyormuş ya. Abla iki kayaydın da kocişkonun da yanına yataydı. Neden böyle şeyler oldu şimdi? Bu ne şimdi? Çarşaf, yastık, yatak örtüsü. Ne oldu? Kocişkon iki büklüm yerlerde kaldı. Sen yatakta sefa sür. Oldu mu şimdi? Ay bu nedir ya? Minnak televizyon mu? Ve içine peçete mi koydunuz? Ağlamayın. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Yani bana bayağı gereksiz bir icat gibi göründü. Anahtarlık. Araba anahtarı mı? Bu ne? Aa çakmak. Aynı zamanda şarj kablosu. Aynı zamanda anahtarlık. Çok güzelmiş. Abla ne yapıyorsun? Manyağa bak ya. Niye insanlar kafasına tuğla atıyorsun? Kafayı mı yedin? Abi geldi tuğlayı bir kovanın içine koydu ve su döktü. Tuğla şişiyor. Aa tuğla değilmiş ki, bu toprakmış. Yine de taş görünümlü toprağı insanın kafasına atmamalısın. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ilginç şeylere baktık. Aralarında ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz şeyler var mı? Yorumlara yazın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.